dökülür yaprakları. İzmir'in kavakları dökülür yaprakları. Bize de derler çakıcı yar fidan boyunu, yıkarız konakları. Bize de derler çakıcı yar fidan boyunu, yakarız konakları. Selvim senden uzun yok, yaprağında düzüm yok. Selvim senden uzun yok, yaprağında düzüm yok. Kamalı da zeybek vuruldu yar fidan boyun, çakıcıya sözüm yok. Kamalı da zeybek vuruldu yar fidan boyun, çakıcıya sözüm. Sümer Özgü, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ozan, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. İyi misin? Babanın yanında falan böyle yayınlarda mayınlarda. Ve piyanoda da Hakan Kara, hem aranjör hem prodüktör, piyanist. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Nasılsınız? İyi misiniz? Vallahi, her şey yolunda mı? Çok iyi. Evet, her şey yolunda. Maşallah, çok iyi gördüm sizi zaten. Teşekkür ederim. Kaç yıldır görmüyorum, aynısınız. Ya evet. Evet. Aynı mıyım? Evet. Teşekkür ederim. Siz de aynısınız. Sağ olun. Teşekkür ederim. Önce ben söyledim. Peki. Lades. Nereden çıktı bu Sümer Özgü ve Süper Çocuklar albümü, gösterelim. Valla bütün suçlu Ozan. Ne yaptın Ozan? Evet. Arkadaşlarımı topladım. Nasıl yani? Arkadaşlarımı topladım. Stüdyoya getirdim. Türkü söyledik işte. Aa, sen babana bu fikri verdin peki. Hayır. Babam bana bu fikri verdi. Ha, sen de onları topladın. Aferin evet. Sana. Sevdiğin arkadaşlarını mı seçtin? Ya. Yoksa sesi güzel olan. Zaten tanımıyordum. O, ya bizim okulda ama. Ha. Tanımıyordum, işte tanımış oldum. Ya okulda daha önce görmüştüm onları ama. Okulda seni. Daha önce onları görmüştüm ama işte. Ha. Yani tanımıyordum. Hmm, sonra stüdyoda sonradan tanıştınız. Sonradan tanıştık. Kaç tane arkadaşın vardı? Beş. Beş arkadaş, beş çocuk beraber şarkı söylediniz. Ama hepsi benden büyük ve hepsi kız. Evet. Çok şanslıydın o zaman. Güzel miydi kızlar? Ya o kadar da değil ya. Nereden çıktı bu proje Sümer Bey? Baktım şimdi. Tabii türküleri benden dolayı Ozan dinliyor. En azından konserlerimde takip ediyor. Hatta davulcu Ozan, davulu çok seviyor. Öyle mi? Evet. Ben de sen bir enstrüman çalıyor musun diyecektim. Davul çalıyorum. Bazen işte böyle eş dost ortamlarında, konserlerde bizim davulcunun yanına geçiyor. Onunla birlikte konserde çalıyor falan. Vay vay. Bazen sound checklerde böyle ses veriyor. Ancak işte Hannah Montana, Justin Bieber, One Direction falan dinliyor. Çünkü o sahne... Justin Bieber falan mı seviyorsun? Hadi ya. Aa. Sonra gittim şeyle konuştum. Müzik öğretmenleriyle konuştum, Ezgi Hanım'la. Baktım aslında türküleri öğreniyorlar. Okul müziklerinde türküler var. Ama onların hoşuna sahne müziği gidiyor. Yani sahnede duydukları o dolu dolu müzikleri bekliyorlar. İşte ne yapalım dedik o zaman. Güzel sesli çocuklardan bir grup. Bir de kardeş okul var. Devlet okulu, oradan da
4 çocuk, toplam 5 çocuk 11 kişi oldu. Ozanların okulundan da 6 kişi. Fakat Ozan isyan etti. Bir tek erkek benim dedi, olmaz. Neyse bir erkek daha bulduk. Neydi ismi? Tolga. Tolga'yı da bulduk. Tolga'yı da buldunuz. Tolga bizim sınıftaydı ama. Ha, o arkadaş, tanıdık. Bir de şey, benimle birlikte 6 kişiyiz. Seninle birlikte 6 kişiyiz. Normalde 5. Evet. Ah yerim ben seni. Altı kişi şarkı. Heyecanlandın mı stüdyoda şarkıları okurken? Yani biraz. Ha. İnsan heyecanlanıyor. E tabi haklısın yani. Peki evde falan şarkı söyler misin babanla? Ya türkü söylemem evde. Ne söylüyorsun? İngilizce şarkı söylerim. O. O da nadir yani. Nasıl, hangi şarkıyı mesela? Justin Bieber'ın şarkılarını, başka şarkıları falan. Ay çok merak ettim. Ben hiç bilmiyorum Justin Bieber şarkısı. Var işte bir sürü şarkısı. Hay var da yani hatırlatsan bir tanesini en sevdiğini. As Long As You Love Me var. As Long As... Nasıldı müziği? Ya şimdi bilemeyeceğim valla. Yemedi. İşte ben de bundan dolayı gittim, öğretmenleriyle konuştum. Ya bu çocuklara dedim türküleri de öğretelim, tanısınlar türküleri dedim, kendi memleketinin türküleri. Baktım ki gerçekten işte okul müziğinde türküler var. Peki o zaman bunların dinleyeceği tarzda yapalım dedik. Hmm. İşte rock altyapı, böyle davullar, distortion gitarlar, böyle senfonik yaylı giriş çıkışlar yaptık. Ondan sonra üst tarafa da böyle cura koyduk. Ondan sonra zurna koyduk. İşte bağlama koyduk, sipsi koyduk falan. Böyle onların hoşuna gidecek türküler. Tempolu, tekerleme gibi. Tin tin tinimine hanım. Ha, evet, ne güzel. Opaşına şinana şinana aynım. Peki söylerken danslar manslar ettiniz mi stüdyoda? Hayır. Ya ben etmedim, diğerleri ettim bilmiyorum. Ha, sen de. Ben direkt mikrofonda böyle söyledim işte. Hangisini seviyorsun bu söylediklerinizin içinden en çok? 6 tane şarkı var. Horozumu kaçırdılar, tin tin tinimin hanım. Böyle yani. Leblebi koydum tasa. Leblebi koydum tasa. Kalenin bedenleri. Kalenin bedenleri. Hopa şina şinanay. E şimdi mesela babanla bir düet yapsanız keşke ya Ozan. Hadi şunu yapalım en azından. Hopa şina şinanay şinanay na. Şinanay yavrum şinanay nay. Hopa şina şinanay şinanay na. Şinanay yavrum şinanay nay. Kalenin bedenleri yar 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 yandım. Kalenin bedenleri yar 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 yandım. Koy verin gidenleri şinanay yavrum şinanay nay. Koy verin gidenleri şinanay yavrum şinanay nay. Hopa şina şinanay şinanay nay. Şinanay yavrum şinanay nay. Hopa şina şinanay şinanay nay. Şinanay yavrum şinanay nay. Süpersin yahu. Teşekkürler. Aa, vallahi niye utandın ki en başta sen? Bilmem. Hiç gerek yokmuş böyle bir şeye. Ne olmak istiyorsun büyüyünce? Futbolcu olacağım. Aa. İşte yaklaşık 30 yaşına falan geldiğimde zaten bırakmam gerekecek mecburen. Sana şarkıcı olacağım. Ondan sonra da dış mimar olacağım. Ha, bütün plan hazır yani. Evet. Sonra da şarkıcı olsaydın Julio Iglesias gibi. Ama şey anlatsana, nasıl futbolcu olacaksın Sabah ablaya, evet. Onu anlat. Nasıl? Şimdi Galatasaray okuluna böyle hani... Şimdi Galatasaray futbol okuluna gidiyorum. Hmm. Ya Galatasaray işte. Altyapı. En çok lise hangi futbolcuyu beğeniyorsun lise, ki? En çok mu? Messi. Messi tabii haliyle yani. Onu mu örnek alıyorsun kendine? Hı hı. Ay ne güzel. Messi 1, Ronaldo 2. Türkiye'de? Türkiye'de Arda Turan falan yani öyle. Ha. Arda falan. Türkiye'de pek yok yani. Türkiye'de pek yok, iyi. Ha, senin şeyin kadar yok yani, senin görmek istediğin gibi kendini yok. Güzel, iyi oynayan pek yok Türk. Niye, biz senin gibi güzel maçlar kazanıyoruz ya, gayet güzel oynayanlar. Ama seninki daha başka, tarz farklı galiba sendeki. Evet. Hmm. Galatasaray Futbol Okulu'nun altyapısına gidiyor. Daha sonra Galatasaray Lisesi'ne gidecekmiş. Sonra Galatasaray Üniversitesi'ne. Sonra da Galatasaray Futbol Takımı'na geçecekmiş. Futbolcu öyle oluyor diye düşünüyor. Hayır ama şey,
Fransızca olduğunu öğrendikten sonra vazgeçtim. Hem üniversite okuyup hem futbolcu bir kadar okuyup nasıl olacaksın hayatım? Üniversitede dış mimarlığı okuyacağım işte. Ha. Futbolculuk tamam, hazır program. Siz çok rahatsınız. Rahatız, evet, evet. Bir çocuğun bir programı var, evet, yani ne güzel, evet, ona uyacak. Evet. Dersler iyi mi? Evet. Aferin sana ya. Bunlar da zaten o şey, krampon mu deniyor? Ne deniyor bunlara? Bunlar halı saha. Halı saha, ha, şeysi. Vay. Halı saha ayakkabı. Hep onlarla mı geziyoruz? Evet. Hadi yani bakalım, işte bu aslında Sabah Hanım, futbolcular... Sabah değil mi? Pek sabah. Futbolculardan da gördüğümüz gibi bir yabancı özentisi ve hayranlığı var. Çünkü böyle bir bombardıman var. Doğru. Yani bizim futbolcuları bile acaba falan gibi şey yapıyoruz. Toplumumuzda böyle bir şey, bir gerçek var ama. Evet, var öyle bir gerçek, evet, ama bir de hani o hani bir Messi'nin veya bir Ronaldo'nun kazandığı parayı keşke, evet, kazansa yani hani. Hayran olmak da elde değil yani. Yani bu aslında müzikte de var. Doğru. İşte yani Hannah Montana'yı niye dinliyoruz ama bir cazibesi olması gerekiyor. Onu keşfetmemiz lazım. Barış Manço'dan sonra çocukları pek önemsemedik galiba biz. Evet, pek öğretmedik. Olarak. Yani ne var ne yok, işte onlar, büyükler ne dinliyorsa çocuklar da onları dinlediler. Ama çok ilginç bir şey var Sümer Bey. Yani hani evde nasıl oluyorsa da... Sümer diyebilirsin. Ben zorlanırım onda. Yaş aldıkça, yani büyüdükçe daha doğrusu, o zaman kendi özümüze, evet, kayma başlıyor. Evet. Yani hani o Justin Bieber'lar falan, evet, hepsi gidiyor. Üniversiteden sonra aynen. Çünkü biraz böyle olgunlaşma başlıyor. Şey gibi diyorum ben, hani güneşin başakları olgunlaştırması gibi biraz felsefeyi kavramaya başlıyorlar. Aynen. O zaman öyle da bir öze dönüş başlıyor. Ama işte çocukluktan da bunların böyle kulaklara en azından işlemesinde yarar var. Yarar var, doğru. Çok esprili bir albüm aslında. Çocuklar düetler yaptılar. Mesela Ozan kuzeniyle Horozum muydu? Leblebi koydum tasa. Leblebi koydumu okudu. Yıllar önce Modern Folk Üçlüsü okumuştu. Leblebi koydumu tasayı. Öyle mi? Tabii. Şimdi çocuklar okudu. Sonra bazen ben okudum, onlar bana cevaplar verdiler. Bazen onlar okudu, ben onlara vokal yaptım. Yapalım falan. Burada bir şey. Şarkılardan bir tanesini isteyelim. Sen de eşlik edersin babana. Babam deminki yapsın, gibi. Babam yapsın, ben eşlik etmeyeyim. Sen de çaktırmadan, ben de ederim. Ha? Hangisini yapalım? Tintintini Minna Hanım yapalım mı? Tintintini Minna Hanım. Hadi da... Tintintini Minna Hanım'ı alalım o zaman. Üçüncü şarkıyı. Çiçek başları, türlü çiçek başları.
varmış. Yıllar var bunu dinlemeyeli. Tini tin 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 tini tini hanım. Tekerleme. Evet çok yani bir anda böyle şey oldum. Küçüklüğüme gittim. Aynen geriye döndüm. Çok şeker olmuş ya. Ağzınıza sağlık vallahi. Bütün hem arkadaşlarının da hem baba oğul sizin de. Yaz aylarında da hakiki Angara şarkıları çıkacakmış ha. Evet aslında şu an ben işte bu sene 3 albüm çıkarıyorum. Maşallah. Evet, genelde 2 senede 3 senede bir çıkarıyoruz ama bu sene 3 tane çıkarıyorum. Bir tanesi buydu Süper Çocuklar. Öbürü Sümer Özgü Türküleri Remix yapıyoruz. Bu kulüpler için işte sahiller için yaz sezonuna sevgili Hakan Karay'la çalışıyoruz. Aranjmanları Hakan yapıyor. Ne güzel. Dünya sound ama öyle tıstak tıstak sıradan değil yani çok ciddi bir çalışma bu. Ondan sonra üçüncü albümde Hakiki Angara Oyun Havaları. Buradaki hakikide bir şey varmış gibi geldi böyle tırnak. Tırnak şey. Ben şimdi 20 sene Ankara'da yaşadım. ve o Ankara kültürü Seymen kültürüdür. Seymenlere dayalır. İşte Ankara Kulübü, Seymenler Kulübü. Böyle öyle klasik bir şeyi vardır. İşte Yağcıoğlu Fehmi Efeler, bilmem Neşet Ertaşlar, Rıfat Balabanlar, Zekeriya Bozdağlar. Böyle bir üslubu olan şeydir, türkülerdir bunlar. Ama son dönemde böyle belden aşağı sözlerle anılmaya başlandı. Aslında belki de tabii herkesin bir yolu var, o başka mesele de bir hatırlatma gereği hissettim ben Hakiki Angara Havaları diye. O bildiğimiz klasik Hüdayda'dır, Misket'tir, Atım Arap'tır, benimdir, Dalları Bastı Kiraz gibi böyle gerçek Ankara türkülerini hatırlatmak istedim. Zaten düğünlerde, eğlencelerde bunlar bol miktarda olan şeyler. Doğru. Ve çok kalabalık bir klip düşünüyorum Ankara'da. Hadi ne güzel. Yani. Çıkartın bakalım hepsini. Evet. Antalya'da hayat nasıl geçiyor? Taşımışsınız. Antalya'da evet çok hoş. İşte bu İstanbul'daki gereksiz patinajdan kurtulunca arabanın içinde 2 saat beklemek gibi zamanım boşa çıktı. O zaman üretime harcıyorum o zamanı. Onun dışında da Antalya güzel bir nokta. Dünyanın her yerine bağlantı var. Uçak sorunu doğru. Yok. İşim olduğu zaman çıkıp atlayıp geliyorum. Ve kendimi iyi hissediyorum. O basınçtan kurtuldum. Ay ne güzel, evet. Ne mutlu size. Evet. Güzel bir şey yani. Yani İstanbul merkezli yaşamak galiba artık son bulmalı. İstanbul patlamak üzere, çok kalabalık burası. Evet. Yani herkes bir yerlere yayılmalı aslında ve oralarda da üretim yapılmalı. Niye sadece İstanbul'da üretim yapıyoruz ki? Tabii orada yani. İşte sizler gibi bu şekilde düşünenler başlatacaklar oralardaki evet. O üretimleri. Sizin müziğe başlamanız nasıl oldu? Çok klasik. Çocukluğumda. Öyle mi? Hadi. Şöyle ben Burdur'un Bucak ilçesinde büyüdüm. Babam öğretmendi rahmetli. Babam bana bir melodika aldı. Bucak'ta tek mosturalık melodika çalan bendim. Cumhuriyet İlkokulu'nun önünde bayramlarda tek başıma böyle melodika çalardım ve çok utanırdım. Bir de bana annem kısa pantolon dikmişti. Bütün arkadaşlarım uzun pantolon giyiyor. Cepli, kemerli falan. Ben de onlar gibi olmak istiyorum. Çok utanırdım gerçekten. Ama babam o zaman bir Rus marka şeyi vardı, fotoğraf makinesi, üstten böyle çekilen ters gösterirdi. O zaman bunları hep belgelemiş. Şimdi o resimlere baktıkça ne kadar değerli bir şey yaptığını anlıyorum. Vay. Mesela bana mandolin almıştı. Ben mandolin ve melodika ile başladım müziğe. Sonra Gümülcine'ye gittik işte bir görevli olarak, babam Batı Trakya'ya gitti, biz de gittik. Orada bana nota dersleri aldırdı. Sonra ben bağlamaya merak sardım. İşte resim hocam kulaklar için nasıl Cahit Anık bana bağlama öğretti. Böyle halk müziğine doğru bir geçiş oldu. Halk oyunları çok ilgimi çekti. İşte sonra ben spor akademisini kazandım. Handbolcuyum ben. Öyle tabii. Mi? Hiç bilmiyordum. Evet. Ama akademinin halk oyunları grubu da vardı. Ve ben o ekiple birlikte işte Türkiye'de olsun, dünyada olsun birçok festivallere katıldım. Bu beni çok geliştirdi. Anadolu'nun çeşitli yerlerindeki o yerel işte gırnatacılarla tanıştım, bilmem garmoncularla tanıştım, bağlamacılarla, zurnacılarla yöresel tavırları orada kavradım. Sonra uluslararası festivallerde de o dünya müzisyenlerini gördüm. Baktım ki aslında halk müzikleri, halk oyunları böyle kolay anlaşılır tarzda. Yani insanların hemen böyle kaynaşabildiği tarzda müzikler. Bu beni bağladı. Belki de mayadan da kaynaklı. İşte çocukluğumuzda sokaklarda böyle çamurlar içinde oynarken kulağımıza ilişen sesler türkülerdi demek ki. Doğru. Ve böylece ben halk müziğine doğru yöneldim. TRT'yi işte kazandım. Akademiyi bitirdiğim sene TRT'yi kazandım. 15 sene TRT'de çalıştım. Daha sonra istifa ettim TRT'den.
Ve serbest çalışmaya başladım. İşte böyle. O şey. Peki İlvan'ın türküsüyle bizler sizi tanıdık değil mi? Ve o nasıl oldu? Kaç yaşındaydınız o zaman? Ben o zaman 90 yılında bir ödül aldım ben İlvan'ın türküsü. Hmm. 1990 yılında. 81 yılında girdim TRT'ye. Ve aşağı yukarı 5 sene o türkü bende kaldı. Öyle mi? Evet, şundan dolayı kaldı. İstanbul'a, Ankara'dayım, Ankara Radyosu'ndayım. İstanbul'a işte albüm yapmak için geldiğim zaman, o zaman beni tanıştırdıkları plakçı dedi ki ya daha böyle lokomotif türkülere ihtiyaç var dedi. Ben de çok güveniyorum türkülere. Lokomotif falan deyince küstüm ben. Benim de dedim kasetim olmasın. O zaman kaset vardı. Tabii. Ben de kaset yapmayacağım dedim. Döndüm gittim. Fakat dayanamadım. Daha sonra televizyonda, TRT'de okumaya başladım ve türkü çok tutuldu. 90 yılında bana yılın derlemesi ödülünü getirdi. Sonra o arkadaşla karşılaştım ben. Ya Sümer dedi ne kadar güzel türküymüş dedi. Ama o zaman dedim o türkü vardı zaten dedim. O zamandan vardı senin yüzünden falan diye. Sen peki baban evde söylüyor mu çok şarkı? Evet çok fazla. Ya. Sen peki eşlik etmiyor musun babana? Bazen. Ha. Sen babana Justin Bieber falan dinlettiriyor musun? Çok. Her şeyi dinlettiriyorum. Aferin sana. Onlara baban sana eşlik ediyor mu? Hayır ben söylemiyorum. İnternetten açıyorum. Hayır sadece dinliyorsunuz ailece. Ama söylediğim de oluyor. Bazen. Anladım. Ama o kadar da çok değil yani. Evet. Bu Süper Çocuklar albümünün yönetmeni ben değilim aslında. Bakmayın o kartonette Sümer Özgü yazıyor ama yönetmenler de danışmanlar da hep çocuklar. Hmm. Onlar ne dediyse oldu. Çünkü onlar böyle esprilerden, esprili seslerden ve değişikliklerden hoşlandığı için onlara soruyordum. Mesela Ozan birkaç şeye geldi, kayda geldi. Çok kötü olmuş dedi. Bu çok kötü. Bize göre çok güzel ama çocuk beklentisi çok farklı. Hemen değiştirdik onları, sildik falan. Evet. Çocuk duygusuna göre kayıt yaptık ve şimdi çocuklar belirleyecekler. İçinden bir tanesine klip çekeceğim. Böyle çocuk bahçesinde işte salıncaklarla, kaydıraklarla bir oynarken, uzun eşek oynarken. Ha, ne güzel. Çocuk bahçesi. Klibin de olacak yani Ozan. Evet. Vay çok havalıyız. Süper Çocukları da biz seçtik arkadaşlarımla. Aferin size Süper Çocuklar ya vallahi. Bir de şimdi de Ozan sen babanın eski şarkılarını falan kliplerini seyrediyor musun? Dinliyor evet, musun? Evet seyrediyorum. Tamam şimdi hatırlayalım onları da be. Tamam mı? Evet. Kaydır bu bahçemi lan, nasıl edelim de biz bu işe. Nikahımızı kıysın, günden gelin hocam emin işe. Kaydır bu bahçemi lan, nasıl edelim de biz bu işe. Nikahımızı kıysın, günden gelin hocam emin işe. Anan geldi, baban geldi, dayın geldi, halan geldi, davul zurna çalan geldi, hadi gari sen de gel. Koyun geldi, kuzu geldi, kokucudan yazı geldi, Hacı Osman'ın kızı geldi, hadi gari sen de gel. Dağlardan ilham aldınız, topraktan fidan aldınız, fidan da orman görürüz, Anadolu'dan geldik. Bırak olsun ölüm bize bırak olsun yetti canlar gayrı bu son bırak olsun savaşlara neden gerek olsun dağdan gel yarın dağdan gel geç bizim o yoldan. Sen aşıksın ben yangın, annen bilmiyor haldan. Bahçalarda patılcan, ben askere yazılcan. Askerden gelip dinle, ben kezbene sarılcan. Yağmur yağar şıpır şıpır buz gibi. Eriyorum ben de çürük duz gibi. Çürük duz gibi ellerim
olacaktı. Sarı zeybek aman, şu cihanda biridi aman. Ve şimdi bütün bunlara da bu yazın çıkan albümler de eklenecek, klipler de eklenecek, hepsi eklenecek. Böyle daha da büyüyecek. Evet. Tekrardan gösterelim izleyicilerimize Sümer Ezgü ve Süper Çocuklar albümünü. Çocuklarla beraber Sümer Bey'in söylediği 4 şarkı var esasında. 2 tane de remix var. Oğlu Ozan da var bu albümde. Hatta fikir çocuğu. Evet. Ozan da böylelikle ne güzel babanla bir programda yapmış oldun, albümde yapmış oldun, klipte çekeceksin. Wow! Ve seri gidecek bir çalışma bu. Öyle mi? Evet, ikincisi bile şimdiden hazır. Bu ikincisini bir köy ilkokulu çocuklarıyla yapacağım. Köy çocuklarıyla yapacağım. Çok evet. Güzel. Çok güzel bir koro var. Gerçekten güzel okuyorlar. Onların bildikleri türküler üzerinden gideceğiz. Biz tabii bir orkestrasyon yapacağız ona. Ve ikinci albüm köy çocuklarının o temiz Anadolu çocuklarının ruhundan ve dilinden türküleri okutacağım. Ay ne güzel evet. Ya süper. Onu da o zaman dört gözle bekliyoruz. Evet. Sümer Beyciğim çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Hem de Ozan'ı da beraberinizde getirdiğiniz için. Evet. Ama sizden kapanışta bir şarkı alalım. Tamam. Hakan Bey'le beraber. Hakan çökertmeyi okuyalım mı? Oo süper. Hadi. Derelere kaçalım.
yolcular gelirse halim, nerelere teslim olma yanım halim, aman kurşun saçanım. Teslim olma yanım halim, aman kurşun saçanım. Burası da aspa değil halim, aman bir tez yağlısın. Ciğerime ateş saldı, telli kurşun yarası. Burası da aspa değil halim, aman bir tez yanısın. Ciğerime ateş saldı, telli kurşun.